Sonuç. Kitabın başından itibaren anlatılanlar, okuyanların dinsizliğin dinlerini oluşturduğu ciddi tehlikeleri fark etmeleri ve kendi üzerlerine düşen büyük sorumluluğun farkına varmaları amacıyla yazılmıştır. İyiliği emredip kötülükten men etmek, birbirlerinin velileri olan müminlere Allah'ın emrettiği önemli bir ibadettir. Kitap boyunca bu şerefli sorumluluk hatırlatılmıştır. Bu hatırlatmayı duyan veya okuyan kişinin önünde iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi, nasıl olsa bir yapan çıkar diye düşünüp kendini geride tutmak, ikincisi ise bu Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluğun bilincine vararak hemen harekete geçmektir. İnsanların özünde güzel bir örnek olarak bu konuda öncü olan peygamberler ve salih müminler bulunmaktadır. Kur'an'da kıssaları anlatılan peygamberlerin ve onların yanlarındaki salih müminlerin tamamı dinsizlikle fikri olarak mücadele etmişler, dinsiz fikirleri yok etmek için tarih boyunca insanlara Allah'ın birliğini anlatmak için çaba sarf etmişlerdir. İnsanlara ulaşabilmek için pek çok yolu denemişlerdir ve bu uğurda hiçbir engel onları durduramamıştır. Bu kutlu insanların dinsizlikle mücadele konusundaki azimleri, kararlılıkları, sabırları ve cesaretleri tüm inananlara örnek olmalıdır. Yakın tarihimizde yaşamış ve hayatı müminlere önemli bir örnek teşkil eden pek çok önemli İslam alimi de vardır. Örneğin Bediüzzaman Said Nursi çok zor şartlar altında her türlü fedakarlığı göstererek dinsizliğin dinleriyle mücadele etmiş, devletini ve milletini bu tehlikeden korumak için canıyla ve malıyla sabırlı bir uğraş vermiş mübarek bir şahsiyettir. Ve Bediüzzaman'ın şu sözleri vicdan ve akıl sahibi tüm insanlara dinsizliğin dinleriyle mücadele konusunda büyük bir şevk verecektir. Bir tek gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda, İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının sesini işitiyoruz. Bu ses, alemi İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri, imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücadelem ile inşallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki Bolşevikler olsun. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Bu satırları okuyan vicdanlı her insan bir an önce harekete geçmeli ve vicdanlarının sesini dinleyerek kendisine hizmet için yollar aramalıdır. Allah iman eden ve diğer insanları da imana davet eden kulları ile sadece iman ettim diyen ama bu imanın gerektirdiği mücadeleden kaçanların arasını ayıracaktır. Bir ayette, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Buyurulur. Bir başka ayette ise, dinsizlikle mücadele etmeden gerçek imanın ve cennetin elde edilemeyeceği şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa siz Allah içinizden cehd edenleri, çaba harcayanları belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ali İmran suresi 142. Peygamber Efendimizin imanla ilgili hadislerinden biri şöyledir. Sana arşın altından cennet hazinelerinden bir söze delalet edeyim mi? Şöyle dersin. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka ne men edecek ve ne de yapacak bir kuvvet vardır. O zaman Allah buyurur ki, kulum teslim oldu ve selamet buldu. Ramüs El-Ehadis, sayfa 166-3.